Kök hücre ve ilik nakli hayat kurtarıyor. Şimdi ilik naklinin umut olduğu 3 çocuğun hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. 6 yaşındaki Serra Nur'a ve 14 yaşındaki Eren'e Türk kökü aracılığıyla ilik bulundu. 15 yaşındaki genç futbolcu Arda'nın umuduysa ablası oldu. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Serra Nur Ayhan henüz 6 yaşında. Minik kızla birkaç ay önce lösemi tanısı konuldu. Zorlu hastalığı hiç tanımadığı birinin ilik bağışı sayesinde yenmek için mücadele ediyor. Bir an önce iyileşeyim, okula gideyim diyor. Okula başlayayım diye uğraşıyor. Hani bu sene başlayacaktı nasip olursa ama olmadı. Nasipse seneye başlayacağız. Biz şimdiye kadar yaklaşık 500 nakil gerçekleştirdik. Bu 500 nakilin içinde yaklaşık 200-250 kadarı akraba dışından. Diğer geri kalan kısmı akrabalardan, kardeşlerden. 15 yaşındaki Arda da Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün altyapısında futbolcu. Aylar önce ona da lösemi tanısı konuldu. Ablasıyla doku uyumu olduğu belirlendi. İlik nakli gerçekleştirildi. Arda artık çok sevdiği yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor. Arda futbolcu. Evet. Hayalleri buradan bir an önce çıkması, kendi sağlığına kavuşması. En büyük hayali top oynamak. 14 yaşındaki Eren Tekeli'ye ise aynı anda hem lenfoma hem de lösemi tanısı konuldu. Eren ve ailesi ümidini hiç kaybetmedi. 10 ay sonra donör bulundu. Ben donörün bu şekilde çabuk bulunup ve bu şekilde işlemlerin hızlı bir şekilde şey yapılacağını tahmin etmiyordum. Ki umudumuzu oğlum da olsun ben de olsun hiç yitirmedik. Sen ayakta durduğun sürece evladın da ayakta duracak. O yüzden umudumuzu hiç yitirmedik. Serra Nur, Arda ve Eren, onlar şanslıydı. Kısa sürede uygun ilik bulundu ve nakil süreci başladı ama onlar kadar şanslı olamayan yüzlerce çocuk var. Çok koşup da ter yeme, soğuk sulardan içme. Bağışlar yapılmadığı sürece böyle bulunan hastalarımız var ama bulunamayan bazı hastalarımız da olacak. Bu şanssızlığı ortadan kaldırmak için mümkün olduğunca çok kişinin bu havuza, Türk Kök Havuzu'na dahil olmasını rica ediyorum.